Tarih boyunca suçluların cezalandırılmasında birçok yaratıcı ve rahatsız edici yöntem kullanılmıştır. Eski çağlardan günümüze kadar suçlulara uygulanan cezalar oldukça çeşitlenmiştir. İşte tarihteki en acımasız cezalandırma yöntemleri. Yüzsüz boğa. Yüzsüz boğa tarihin en acımasız cezalandırma yöntemlerinden biri olarak bilinir. Bu alet, tamamen boş olan ve boğa şeklinde tasarlanmış bronz bir yapıdır. Antik Yunan'da Atinalı Perillos tarafından icat edildi. Yüzsüz boğa, suçluları ve karşıt görüşlü kişileri cezalandırmak amacıyla kullanılırdı. Suçlu, boğanın içine konulduktan sonra altında ateş yakılırdı. Boğa ısındıkça içerisindeki kişi yavaş yavaş yanmaya başlardı. Boğanın özel yapısı sayesinde kurbanın çıkardığı çığlıklar dışarıya daha korkutucu bir biçimde yansıtılırdı. Efsanelere göre Agrigentum şehrinin tiran hükümdarı Phalaris bu cezalandırma yöntemini ilk kullanan kişiydi. Perillos icadını Phalaris'e göstermek için huzuruna çıktı. Tiran aletin gerçekten bu kadar etkili olup olmadığını göstermek istedi ve bu nedenle Perillos'u kendi icadının içine atarak onun canlı canlı yanmasını emretti. Zamanla yüzsüz boğa oldukça popüler bir alet haline geldi. Romalılar ona Taurus adını verdiler ve bu alet 16. yüzyılda İspanyol Engizisyonu döneminde de kullanıldı. Bazen itirafları almak amacıyla, bazen de halkı yıldırmak için gösteri olarak kullanılıyordu. Orta çağda ise politik muhalifleri ve isyancıları cezalandırmada tercih edilen bir yöntemdi. Bilinen efsanelere göre ünlü filozof ve matematikçi Pisagor da yüzsüz boğa ile infaz edilenler arasındaydı. Rivayete göre Pisagor bu aletin çıkaracağı ses frekansını bile hesaplayabilirdi. Bu zalim icat sonunda yasaklandı ve tarih boyunca insanlığa karşı işlenen suçlar arasında sayıldı. Bot cezası. Skapizm ya da bilinen diğer adıyla bot cezası, ağır suçluları cezalandırmak amacıyla kullanılan bir pers cezalandırma yöntemidir. Bu yöntem öylesine acımasızdır ki, bir insanın buna maruz kaldıktan sonra hayatta kalabileceğini düşünmek imkansızdır. Skafizm terimi Yunanca'daki skafos kelimesinden gelir ve küçük bot anlamına gelmektedir. Bu cezalandırma yönteminde suçlu iki bot ya da oyulmuş ağaç gövdesi arasına sıkıştırılır. Kurbana ishal etkisi gösterene kadar zorla bal ve süt yedirilir. Üstüne de bal dökülerek böcekleri kendisine çekmesi sağlanırdı. Sonra da çürümek üzere bırakılırdı. Böylece çevredeki böcekler kurbana çekilirdi. Bu cezalandırma yönteminin tam olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte M.Ö. 5. yüzyılda Persler tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Ağır suçlar işleyenlere bu yöntemle ceza verilirdi. Beslenmeleri sonucunda vücuda bulaşan bal ve süt, arılar, karıncalar ve sinekler gibi böcekleri çekerdi. Bu böcekler kurbanın etine yumurtalarını bırakır ve larvalar eti yavaş yavaş yerdi. Kurban bu durumda inanılmaz acılar çeker ve birkaç gün içinde hayatını kaybederdi. Ancak en ilginç olanı Perslerin bu yöntemi ilahi adalet olarak görmeleridir. Bir kişinin yeme veya içme ile ilgili bir suç işlemesi durumunda bal ve sütle bu cezaya maruz bırakılması gibi. Şaşırtıcı bir şekilde Persler, skafizmin fiziksel şiddet içermediği için oldukça insancıl bir ceza olduğuna inanırlardı. Düşmanlarını yıldırmak ve kendi ceza yöntemlerinin ne kadar caydırıcı olduğunu göstermek için kullandıkları bir yöntemdi. Bugün skafizm tarihin en acımasız ve barbarca cezalandırma yöntemlerinden biri olarak görülmektedir. Çarmıha germe. Çarmıha germe yöntemi, tarihsel olarak en tanınmış ve en acımasız infaz yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun nedeni hem yöntemin kendisi hem de Hristiyanlık tarihinde İsa'nın çarmıha gerilmesiyle olan önemli ilişkisidir. İsa'nın çarmıha gerilmesi, Hristiyan teolojisinin temel bir unsuru haline gelmiştir ve onun kurtuluşa giden yolda insanlık için fedakarlık yapmasının bir sembolü olarak kabul edilir. Ancak çarmıha germe, İsa'ya özgü bir ceza şekli değildi. Romalılar bu yöntemi birçok suçlu ve isyancıya uyguluyordu. Romalılar için çarmıha germe bir infaz yönteminden daha fazlasıydı. Aynı zamanda bir gözdağı ve otoritenin somut bir göstergesiydi. Antik dönemde Roma İmparatorluğu gibi büyük devletlerin sınırları genişlediğinde, farklı etnik, dini ve kültürel gruplardan gelen insanları kontrol altında tutmanın yollarını bulmak gerekiyordu. Romalılar, yalnızca suçluyu cezalandırmakla kalmayıp aynı zamanda kamuoyunu etkilemek için çeşitli acımasız ceza yöntemleri benimsediler. Çarmıha germe, suçlunun fiziksel acısının yanı sıra toplumun gözünde aşağılanmasının ve küçük düşürülmesinin de bir aracıydı.
Romalılar çarmıha germe yöntemini, imparatorluğun sınırları boyunca hükmettikleri topluluklarda güçlerini ve otoritelerini göstermenin bir yolu olarak kullanıyorlardı. Kurbanların çoğu, yerel halkı isyana teşvik eden, Roma otoritesine karşı gelen ya da Roma İmparatorluğuna tehdit oluşturan kişilerdi. Modern toplumda çarmıha germe yöntemi, özellikle Hristiyanlıkla olan derin ilişkisi nedeniyle yaygın olarak bilinir ve bu cezalandırma şeklinin acımasızlığı, tarihsel olarak insanoğlunun başka insanlara ne kadar zalimce davranabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Germe. Germe cezası, Orta Çağ'da kullanılan birçok acımasız cezalandırma yönteminden sadece biriydi. Bu dönem, cadı avı, engizisyonlar ve dini sapkınlıkla ilgili suçlamalarla dolu bir dönemdi. Germe cezası da bu suçlamaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Bu tür ceza yöntemlerinin kullanılmasının arkasındaki temel motivasyon, korku ve otoritenin sürdürülmesiydi. Dini, politik veya toplumsal normlara karşı gelen bireyler, bu tür cezalarla susturulurdu ve diğer potansiyel suçlulara bir uyarı olarak kullanılırdı. Aynı zamanda bu cezalandırma yöntemleri, halk arasında güçlü bir korku ve itaat kültürünün yayılmasına da yardımcı oluyordu. Orta Çağ'da bilgiye dayalı değil, inanca dayalı bir toplum vardı. Bu, birçok insanın doğal olayları veya hastalıkları anlamak için rasyonel bir açıklama yerine cadılar, şeytanlar veya Tanrı'nın iradesi gibi dini ve mistik nedenlere başvurduğu anlamına geliyordu. Bu korkular baskı ve cezalarla birleşerek suçlanan insanlara yapılan zulümleri meşru kılıyordu. Ancak aydınlanma dönemi insanların düşünce ve inançlarda daha eleştirel ve rasyonel olmalarını teşvik etti. İnsan haklarına ve bireysel özgürlüğe duyulan saygı bu tür cezalara ve diğer barbarca uygulamalara karşı bir tepkiye yol açtı. Günümüzde uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerle bu tür cezalandırma yöntemleri yasaklanmıştır. Ancak maalesef bazı ülkelerde bu tür uygulamalar halen gizli olarak devam etmektedir. Erimiş altın. Erimiş altın cezası tarih boyunca birçok toplumda korku ve dehşet yaratma amacıyla kullanıldı. Hikayeye göre Roma İmparatoru Valerian Perslere esir düştüğünde hemen öldürülmemiş, önce İmparator Şapur'un kölesi olmuştu. Şapur ata binerken onu tabure gibi kullanıyor, dört ayak üstünde yürütüyor, köpeğiymiş gibi davranıyordu. Tabii bu durum çok uzun sürmedi. Şapur kölesinden sıkıldı ve boğazından aşağı erimiş altın döktürerek onu infaz etti. Daha sonra Valerian'ın derisi üzüldü, samanla dolduruldu ve bir Pers tapınağında uzunca süre sergilendi. Böylesi bir uygulamanın özellikle antik çağlarda tarih kitaplarına veya efsanelere ne kadar doğru bir şekilde yansıtıldığına dair bazı tartışmalar da vardır. Bazı tarihçiler erimiş altınla infazın tarih boyunca nadiren kullanıldığını veya bazı hikayelerin abartıldığını ileri sürmüşlerdir. Özellikle altının değerli bir madde olması nedeniyle bu tür bir cezanın maliyeti de oldukça yüksekti. Ancak erimiş altının kullanıldığına dair tarihi kayıtların var olması, bu yöntemin en azından bazı toplumlarda gerçekten kullanıldığını gösteriyor. Bu tür hikayeler, tarihsel kayıtların yanı sıra popüler kültürde de hayatta kalmıştır. Bu da bu tür cezaların insan psikolojisi üzerindeki etkisinin derin olduğunu göstermektedir. Deri yüzme. Deri yüzme, bilinen diğer adıyla yüzülme, kişinin derisinin çıkarılmasını içeren bir ceza şeklidir. Deri yüzme antik çağlara dayanmaktadır ve tarih boyunca çeşitli kültürlerde ve toplumlarda ceza olarak kullanılmıştır. Oldukça aşırı ve vahşi bir ceza şekli olarak kabul edilen yüzülme, suçluları caydırmak, itiraflarını almak ve çeşitli diğer sebeplerle uygulanmıştır. Deri yüzme eylemi bıçaklar, çengeller veya diğer keskin aletler kullanılarak kişinin derisinin çıkarılmasını içerir. Ardından deri ya kurumaya bırakılır ya da diğerlerine korku salmak amacıyla sergilenir. Bazı durumlarda yüzülmüş deri giysi, çanta ya da diğer nesnelerin yapımında kullanılmıştır. En ünlü deri yüzme vakalarından biri Aztek hükümdarı Montezuma'ya yapılandır. 1519'da İspanyol Fatihi Hernán Cortés Meksika'ya geldiğinde Montezuma ve danışmanlarını esir aldı. Bir ayaklanma sonrasında İspanyollar geri çekilmek zorunda kaldı ve Montezuma infaz edildi. Bazı anlatılara göre Aztekler Montezuma'nın bedenini yüzüp derisini İspanyollar üzerindeki zaferini sergilemek amacıyla bir duvara astılar. Orta Çağ Avrupa'sında deri yüzme genellikle vatan hainliği ya da diğer ciddi suçlar için uygulanan bir cezaydı. Bu uygulama özellikle Fransa'da yaygındı. Fransa'daki en ünlü deri yüzme vakalarından biri 1757'de
14. Kral Louis'e suikast girişiminde bulunan Robert François Damien'e yapılandır. Damien canlı canlı yüzüldü ve ardından bedeni yakıldı. Yüzme, mahkumlardan itiraflarını almak için de bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldı. Yüzülme acısının mahkumu suçunu itiraf etmeye zorlayacağına inanılıyordu. İspanyol Engizisyonu sırasında şüpheli sapkınların sıkça cezalandırıldığı dönemlerde yaygın bir uygulamaydı. Deri yüzme, barbar ve insanlık dışı bir ceza şekli olarak kabul edilir ve çoğu ülkede yasa dışıdır. Ancak insan haklarının saygı gösterilmediği ülkelerde hala deri yüzme vakalarının olduğu bildirilmektedir. Burun kesme. Antik Mısır'da burun kesme uygulaması, toplumsal cezalandırma ve aşağılama için kullandığı birçok yöntemden sadece biriydi. Birçok antik toplum, suçlulara veya düşmanlara fiziksel işaretler koymayı tercih ederdi. Böylece bu bireyler toplum içinde kolayca tanınabilir ve dışlanabilirdi. Bu, sadece kurbanın cezalandırılması değil aynı zamanda toplumun geri kalanı içinde bir uyarıydı. Mısır'da burun kesme, suçlunun topluma olan bağını koparma ve onu dışlamak için kullanılan oldukça etkili bir yöntemdi. Burnun, yüzün ortasında bulunan ve kimliğin bir parçası olarak görülen bir özellik olması, bu cezanın ciddiyetini ve sembolizmini artırıyordu. Burnu olmadan bir birey hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi bir değişiklik yaşardı. Bu hem onun için hem de toplum için kalıcı bir hatırlatıcıydı. Ancak Antik Mısır gibi eski toplumlarda uygulanan bu tür cezalar, tarihin ilerlemesiyle birlikte yerlerini daha insancıl ceza yöntemlerine bıraktı. Daldırma taburesi. Orta Çağ Avrupa'sında ve Amerika'da sıkça kullanılan bir ceza yöntemi olan daldırma taburesi, özellikle dedikodu yapma, iftira atma ya da diğer ahlaki suçlar nedeniyle suçlanan kadınları cezalandırmak için kullanılırdı. Bu ceza, suçlanan kadını uzun bir direğe bağlı bir sandalyeye oturtup ardından onu defalarca suya batırma eylemiydi. Daldırma sandalyesi kamusal aşağılama ve utandırma yöntemi olarak kullanılırdı. Suçlu kabul edilen kadın, daldırma sandalyesine oturtulmadan önce kasaba veya köyde dolaştırılırdı. Ardından neredeyse boğuluncaya ya da yanlışını itiraf edinceye kadar defalarca suya daldırılırdı. Bu cezanın özellikle kadınlar arasında yaygınlaşan dedikodu ve diğer ahlaki suçları kontrol etme yöntemi olarak etkili olduğu düşünülüyordu. Bunun yanı sıra suyun temizlik ve arınma sembolü olarak bilinmesinden dolayı bu cezanın suçlananı arındırdığına inanılıyordu. Ancak daldırma sandalyesi oldukça tartışmalı bir ceza yöntemiydi ve birçok kişi buna karşı çıktı. Eleştirmenler bu yöntemin zalim ve aşağılayıcı olduğunu, temel insan haklarını ihlal ettiğini belirtiyordu. Ayrıca bu cezanın sadece fikirlerini ifade eden ya da zararsız dedikodu yapan kadınlara yönelik olduğunu da vurguluyorlardı. Zamanla daldırma sandalyesinin kullanımı azaldı ve birçok ülkede yasaklandı. Filin zulmü. Fil tarafından ezilme cezası tarih boyunca birçok kültürde hem korku hem de hayranlık uyandıran karmaşık bir infaz yöntemiydi. Bu cezanın benzersizliği, fillerin insanlarla uzun tarihleri boyunca sıkı bir ilişki içinde olmalarından kaynaklanıyordu. Filler, savaş alanında, tarım işlerinde ve taşımacılıkta kullanıldılar. Bu devasa hayvanların kudreti ve zekası, onları infaz için araç olarak kullanma fikrini doğurdu. Ancak bu tür bir infazın topluluklar üzerindeki psikolojik etkisi tahmin edilenden çok daha derindi. İnsanlar için bir fil tarafından ezilmenin ötesinde bu infazın kamusal olarak yapılması onun toplum içinde bir ibret olarak kullanılmasını sağlıyordu. Aynı zamanda fillerin kutsal kabul edildiği yerlerde bu tür bir ilahi cezanın ilahi bir adalet formu olarak görülmesi, kurbanın sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal olarak da cezalandırıldığı anlamına geliyordu. Fil tarafından ezilme cezası tarihsel anlamda bazı hükümdarların adalet anlayışında bir değişiklik yapmalarıyla son bulmuştur. Büyük Moğol İmparatoru Akbar'ın bu cezayı yasaklaması, onun adalet anlayışının ve insancıl değerlerin evrenselleşmesinin bir göstergesiydi. Ne yazık ki bu tür vahşi cezalandırma yöntemleri tarihsel olarak birçok toplumda kullanılmıştır. Bununla birlikte bu tür infaz yöntemlerinin modern zamanlarda evrensel olarak kınandığı ve yasa dışı hale getirildiği için şükretmek gerekir. Modern toplumlar, cezalandırma ve adalet sistemlerinde insancıllık ve merhamet ilkesini benimsemiştir. İnsan hakları, ceza hukuku ve adalet anlayışındaki bu evrim, toplumların gelişiminde önemli bir adımdır. Ezme.
Tarih boyunca birçok farklı toplumda infaz veya sorgulama yöntemi olarak kullanılan korkunç cezalandırma biçimlerinden biri de ezmedir. Bu yöntemde mağdur genellikle yere yatırılır ve vücuduna ağırlıklar yerleştirilir. Ağırlıkların miktarı zamanla artırılabilir. Tarihsel olarak bu tür cezalar, cadı olarak suçlanan kişilere, dine veya toplumsal normlara aykırı davrananlara ve bazen de sadece siyasi veya kişisel nedenlerle hedef alınanlara uygulanmıştır. Salem cadı mahkemeleri sırasında Giles Corey'nin bu yöntemle cezalandırılması en bilinen örneklerden biridir. Cadı olduğu düşünülen kişiler itiraf almak için ezme cezasına tabi tutulabilirdi. Giles Corey, itiraf etmeyi reddettiği için ölümüne kadar bu cezaya maruz kaldı. Ancak bu tür cezalar sadece Salem'de veya cadı avlarında değil, dünya genelinde farklı kültürlerde ve tarihlerde de görülmüştür. Ezme, sadece fiziksel acı vermekle kalmaz, aynı zamanda mağdurun psikolojik olarak da travma yaşamasına yol açar. İnsan haklarına ve bireyin yaşam hakkına duyulan saygının artmasıyla birlikte bu tür barbarca yöntemlerin kullanılması büyük ölçüde azalmıştır. Sizin iyi ki kalkmış dediğiniz cezalandırma yöntemi hangisi? Bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.